Güzel yine. Vallahi ya. Bu mevsim güneş vallahi güzel. Hakikaten beni mutlu ediyor. Evet şey. Ama zaman oturma zamanı değil. Sen içeriği yerleştir o zaman. Benim yapacaklarımı ben sayıyorum. Güneş paneli çok kirli. Güneş panelini temizlemem gerekiyor. Mover'ın kumandasının pili bitti. Onu değiştireceğim. Karavanı sonra geriye alacağım biraz. Bir yarım metre, bir metre kadar daha geriye alacağım. Matkabı getirmişsin ya, onu alabilecek misin yoksa yine yok eline canım, mi benim çevirdin? Şeyim yok, anahtarım yok, matkap anahtarı. Ben geriye alacağım onu. Atık suyu bağlayacağım. Evet, o da önemli. Karavanın kendisiyle ilgili yapmam gerekenler var. Biliyorsun o arka taraftaki metal parça kırık, onu takacağım. Evet. Onu yapacağım. Vallahi başka var birkaç kalem daha işe. Neyse, benim işim çok yok. Senin için çok yok. Kahveyi yapar mısın? Olur, Yine yaparım. Sen de o dönemde işte kahvenin suyunu falan ısıtırsın, başlarız. Ama önce biraz güneşlenir. Tabii ki sen güneşlen, ben çalışırım. Biraz vitamin alayım. Al al. Zaten sana şu anda ihtiyacın olan tek şey aslında vitamin. Yoksa 2 ay sonra başlayacak senin D vitamini ihtiyacın gene. Evet. Hadi sen başla, ben sana yetişirim. Tamam. O zaman önce mover kumandası. Evet, bir de gerçekten kumandanın pilinden mi yoksa başka bir şeyden olabilir mi? Ben pilinden. Onu çünkü sonra bir daha bir çalıştırdın ettin, bir şeyler yaptın yok, ya. Yetmiyor kumandanın pili. Tamam. Koçtaş'tan aldıklarımız neredeydi ki? Pil nerede? Senin omuz çantanda. Ha, içeride. Hadi o zaman. Sana hareket. Ben harekete geçiyorum. Ben biraz oturacağım. Hortum işi ne oldu? Ne oldu? Tamamız. Şimdi şunu da şuradan takıp hallettim. Hortumun ölçüsünü falan aldım. Çok da uzun da olsun istemiyorum. Bu kadar kestik. Bu da tamam. Bu da tamam. Şimdi şeye çıkıyorum ben. Güneş paneli. Güneş paneline. Evet ama onun için bir merdiven falan istemek yok, şeyden, lazım. Yok, içeriden çıkacağım ya. İçeriden mi? İçeriden, hekiden çıkabiliyorum. Belin o kadar ince mi? Belim o kadar ince. Ben evlendiğim zaman daha da inceydi. Benim bu kadar da evlendiğim zaman evlenmeden önce. Ya. İyi hadi. Hadi. Hop. Hoppa. Bir beyaz mendil. Ben çıktım. İhtiyacımız olanlar sünger, su ve çekirdek yeterli. Islatıp çamurunu akıtıp şöyle küçük bir gösteri olarak çekeçeklere çektiğimiz zaman bütün çamuru gidiyor. Bu kadar basit.
Ben tamamını şimdi yapayım. Beyefendi, müsaade ederseniz ben tuvaleti kuracağım ama sayın osuruk böceği etmeyeceğim. Tamam. Hop. Biz daha önceden tuvalet kurmayı hiç gösterdik mi? Hatırlamıyorum. Evet. Hadi o zaman onu gösterelim. Şimdi biz daha önceden de bahsettik. Biz de Ebiyo kullanıyoruz. Oh, çok güzel kokuyor. Yepyeni. Aa, onun ölçü kapağı vardı. Ölçü kapağı vardı ama gerek yok. Yani şeyde ortalama olarak ne kadar olduğunu biliyoruz. Artık göz kararı ben koyabiliyorum artık. Onu ezberledim gibi. Sonra buna 2 litre kadar da su ekleyeceğiz şimdi. Biraz çalkalayacağız güzel bir şekilde. Ondan sonra tamamdır. Bu su sifon için değil. Bu bizim kullandığımız tuvalet sıvısı konsantre olduğu için onun açmak için kullanıyoruz. Yani onu normal miktarına getirmek için kullanıyoruz. Bunu bu arada sallarken çok ileri geri çok sert hareketlerle sallamamak gerekiyor. Bunun içinde çünkü şey var, şamandıra var. Şamandıra kırılır. Hiç kimse istemez. Çok bozulup çok pahalı hale geliyor o zaman. Sadece böyle hani etrafında iyice yayılacak kadar, su her yere gelecek kadar, devriyor çalışacak kadar yeterli. Yani yeter şu kadar. Nazik hareketler. Hafif çalkalayarak. Hafif çalkalayarak da. Tamam. Tuvalet hazır. Görüşürüz osuruk böceği bey. Şimdi bizim muayene sırasında hatırlayanlar vardır. Döneyim şöyle. Şu parça kırılmıştı. Şu parça şurada. Şöyle durup bu karavanın olası bir şekilde arkaya doğru yatması sırasında devrilmesini engelliyor. Bu parça çıkmıştı. Şimdi bunu takacağım ama bu galiba bir de vurdukları sırada yamulmuş. Önce bir çekişle düzeltmem gerekiyor. Bitti mi işte? Bitti bitti. Çoğu bitti. Güneş panelini temizledim. Evet. Kirliydi. Bayağı kirliydi. Biz hiç temizlemedik bu arada. Ne kadar kirliydi. Çok kirliydi. Yani gerçekten. Güneşin azıcık bile enerji vermesi gene mucizeymiş o kadar. İyi, kirli. Biz hiç de elektriksiz kalmadık bu arada. Suyu vesaireyi falan hallettim. Aslında tenteyi de açıp bu tentenin ayağın çıkıyor ya. Onu yapmak bakacağız. İstiyorum ama yarın yaparsın. Yarın yaparım artık onu da. Şimdi saat ben de artık oturmak istiyorum biraz. 20 var. Eşyalarım toplum zaten onun bu malzemelerle işi yok. İki tane. Güneş de şu tepenin ardından kayıp oluyor mu acaba? Ay gösteremedim. Güneş çekiyordu dersin. Ne oldu bu ya? Ha, nereye gitti? Böyle. O yüzden. Tamam, o zaman ben de artık oturayım. Biraz da karnım acıktı, bir şeyler atıştırırım. Minik minik bir şeyler. Ama hiç yemeğimiz yok. Sen de çekiyorsun. Şaka şaka. Bir şeyler var. Tamam. Gelenler oldu bayağı ya. Burası bayağı kalabalıklar. Neyse, hadi ben de oturuyorum. Tamam. Evet Gülde insanım. Bugünkü menümüzü bize tarif eder misiniz? Çok. Çok özel bir tarif. Anneannem zamanında dedeme yapıyorum. Bizimkiler hep somon füme yerdi çünkü. Tabii tabii. Giresun iki tane tabii, büyük besini bir var. Bir kare lahana iki somondu. Ben şeyi biliyorum yani insanların böyle somon füme bulamadığı için birbirleriyle kavga ettiği, sinirlendiği zamanları biliyorum Giresunlular arasında. Alaska'nın ayıları gibi. Sen Giresunlu olduğu için Giresun'la ilgili espri yapabilirsin ben. Onları sen bana bırak. Neyse, çok planlı programlı olmadığımız için dedik ki ekmek arası yeriz. Diğer taraftan seviyoruz da yani en azından şeyde. Ben seviyorum somonlu sandviçi. Çünkü biliyorsun çünkü Bursa'da. Babanın evinde de mi somonlu sandviç yani. Yani benim babamı biliyorsun en sevdiği besinlerden bir tanesi somonludur.
Ama özellikle fümesi. Tabii tabii Füme tabii. olmazsa olmuyor. Yok böyle şeyde ızgarada falan piştiği zaman mutlu olmuyor. Efendim içine labnemizi sürüyoruz. Bol miktarda kullanıyorum. Zira bu sonra bozuluyor. Bozulacağına kullanayım. Ben zaten çok uzun zamandır ilk defa ekmek arası yiyeceğim galiba. Sen ekmek arası yemiyorsun zaten. Çünkü Sen çünkü yemiyorum sen da İspanyol olduğu için tapas yani çünkü senin için. ekmek birazcık sert. Onunla uğraşamayacağımı düşündüm açıkçası. Aslında şu soğanları da bir kesseydim şöyle. Soğan ne diyorsun? Soğanları mı? Soğan soğan. Ne diyorsun? Bence de kesmelisin. Bir de bu sandviçin en önemli, en olmazsa olmazı bence kırmızı soğan. Öyle bir şey. Kırmızı soğan. Kırmızı soğan. Tabii. Buradan da aslında şey cevabı oluyor. Karavanda ne yiyorsunuz vesaire gibi konuları konuşuluyor ya. Zannediliyor ki hani hep mangal, hep şey. Hiç alakası yok. Biz tamamen böyle basit basit şeyler yiyoruz ya. Tabii canım ne yiyeceğiz ya? Ben yine ne olur ne olmaz diye bu arada şey kapalı kutuda konserve falan bir şey de getirdim. Biz karavanda yani öyle hani çok nadirdir ateşte bir şeyler pişirelim ya da böyle çok büyük sofralar kuralım. Genelde biz basit basit şeyler yeriz karavanda. Gerçi biz genelde büyük bütün hayatımız boyunca basit basit şeyler yiyoruz ama. Şöyle alayım. Efendim açıyorum içini. Aa. De işte Reşat Usta gibi ekmek. oldun sen ya. Hayır bir şey söyleyeyim. Ekmek kuru işte yani. Gerçekten çok kuru. Güzel bakan güzel görür. Ne diyorsun? Oo. Bu bir firmanın sloganı değil miydi? Ben bunu bayağı tanıdık geliyor. Hangi? Güldeniz Keser firması. Gratis değil miydi bu ya? Ay o güzel bak kendine. Değil mi? Ya, tabii ki. Peki ne eksik? Ne eksik? Tabii ki benim babamın Ha. evinde de Soya. sürekli yediğim ama burada olmayan Soya. soya sosu. Aslında benim küçük bir tane vardı. Keşke onu getirseydim ya. Yok. Ben onu kullandım. Buzdolabındaki küçük cam şişenin içindekinden mi Ha, o bahsediyorsun? da mı yok? O yok. Görüyor musun ekmeği? Görüyorum, görüyorum. Soğan için bir şey hani bir yerde dur de istersen ben dolduruyorum ama. Şimdi en sevdiğim şey dereotu. Ben kendime dayanamıyorum Ya rokaya. bir şey söyleyeceğim. Rokayı ayrı alalım yanına. Sen öyle ye. Evet bence de. Evet. Evet hadi afiyet olsun. Ben bayağı oyalandık. Oyalanmasaydık daha yakın gelirdik. 40 dakika falan sürerdi değil mi? Ekmek aldıktan Ne sonra oldu? yarım saat falan sürer. Bu. Diyor. Onu da diyor normal kırıyorum diyor. Evet. Uzatıyor mu? Uzatıyor mu diyor. Evet minicik diyor. Buraya girmek istedim. Takmazsın ya o kadar alışık dal yok. Günaydın. Bugün yapacağımız işlerimizi bitirdik.
akşam kampta arkadaşlarımızla bizlerle sohbet ettik. Bugün de bizim yeğenimiz geliyor. Gidelim tatiline, Poyrazcığımız geliyor kahvaltıya. Şimdi videoda şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.